Merhaba. Merhaba. Bu bölümde mobil uygulama geliştirme platformunu konuşacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet Arma. Benim... Smartface. Smartface. Önce bence şöyle başlayalım mı? Bunu bize gelen sorulardan aslında bir konu. Yani bir bizi izleyen arkadaşlardan birkaç tanesi. Sorularınız varsa bu arada sorun. Hi@yollara.tv insanlar gönderiyorlar. Hi@yollara.tv'ye. Sizin sorularınızı da bekliyoruz. Araya parantez açıyoruz. Bize gelen konulardan bir tanesi nasıl mobil uygulama geliştiririmdi. Yani evet. Bir fikrim var. Aslında o uygulamayı yapsam patlayacak milyon dolar şirket olacağız. Ama uygulama geliştirme bilmiyoruz. Evet. Yazılımcı değiliz. Bu bölüm yazılımcı olmadan mobil uygulama geliştirebileceğiniz için geliştirmek için kullanabileceğiniz çözümleri konuşalım dedik. Belki biraz öğrenmeniz gerekebilir. Biraz. Ama bence yapılabilir. Çok yapılabilir yani. Tamam. Şimdi bir tanesi Smartface. Evet. Smartface.io evet. IO domaininden girip Smartface'i bulabilirsiniz. Çok güzel bir tool. Çok rahat bir tool. Hem Android hem iOS'a kolay bir şekilde uygulama export edebiliyorsunuz. Birçok işi sürükle bırakla yapabiliyorsunuz. Evet, cloud'da çalışıyor. Tamamen cloud'da çalışıyor. Daha güzel yanı kurucusu bir Türk. Evet. Osman. Umarım Osman önümüzdeki bölümlerde konuk alma şansımız olur. Uzun uzun İnşallah. Hikayesini anlatır. Çünkü bence Osman'ın hikayesi muhteşem. Bence süper bir başarı hikayesi. Süper bir bence fikrin arkasında koşma hikayesi Osman'ın hikayesi. Şu an Smartface dünyanın birçok ülkesinde kullanılıyor. Evet yani Amerika'da ofisi var. Orta Doğu'da ofisi var. Yani referanslara bakıyorum. Referanslar muhteşem yani. Evet. Coca-Cola, ING, Vodafone, General Electronics, Al Rajhi Bank. Yani bayağı güzel referanslar evet. var yani. İşin güzel yanı çok basit bir şekilde uygulama gelişmenizi sağlıyor. Dediğim gibi sürükle bıraklarla, hazır uygulamalarla pratik bir şekilde uygulamayı geliştirebiliyorsunuz, tasarlayabiliyorsunuz, test edebiliyorsunuz. Ve en güzeli tabii cross platform. Evet, cross platform. Android, iOS vesaire. Çok en değerli şeylerden bir tanesi o. Çünkü bir mobil uygulama yapmak demek, yani native bir uygulama yapacaksanız, Smartface gibi bir şey kullanmıyorsunuz, bir tool kullanmıyorsanız, bir tane Android developer, bir tane işte tabii. iPhone developer, bir tane o, bir tane bu, bir tane şu lazım. Smartface sizi o dertten kurtarıyor. Aynen. Yani eğer Smartface gibi bir altyapı kullanırsanız, hiç şeye ihtiyacınız olmadan, bir mobil uygulama geliştiricisine ihtiyacınız olmadan uygulama geliştirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden benim birinci önerdiğim uygulama bu. Sen daha önce tecrübe ettin mi? Daha önce hiç çalışma şansın oldu mu? Smartface'le mi? Smartface değil, böyle mobil uygulama geliştirme platformlarıyla. Ya çalışma şansım çok olmadı ama çok araştırmışlığım var. Ben kullandım, mobil oyun yazmak için kullanmıştım. Hı hı. Şimdi ismini hatırla desen hatırlayamayacağım. Yazık, yaşlanıyorsun ama. Buildbox mıydı? Buildbox olabilir. Evet. Ben hatta linki koyarım. Hatta bir meetup'ta da onu konuşmuştuk. Evet, evet. İkinci, mesela ilk meetup'ımızdı. İlk meetup'ımızdı. O hakikaten sürükle bıraklarla bir mobil uygulama gerçekten geliştirip... Sürükle bıraklarla. Gerçekten sürükle bırak. Bir satır kod yazmıyorsun. Bir satır yazmıyorsun yani. Ve oyun geliştiriyorsun. Yani... Süper. Mobil uygulama yani sadece buton değil, animasyonlar, zıpla, hopla, bilmem ne yap, farklı farklı şeye geçirebiliyorsun. Gayet güzel bir platformdu. Ücretliydi ama dediğim gibi hani mobil uygulamadan para kazanmayı düşünüyorsan o ücretler çok şey küçük yani. Rakamlar. Küçük rakamlar. Hakikaten çok yüksek rakamlar değil. Onun dışında çok takip ettiğim, çok duyduğum Xamarin var. Onun da linkini aşağı koyarız. O biraz daha kod bilgisine ihtiyacım var diye biliyorum. Ama yine cloud-based bir platformda kodunu geliştiriyorsun. Sonrasında cross-platform uygulama çıkıyor. Hı hı. O da güzel bir platform. Bir diğeri de biraz önce bir araştırma yaptık. Good Barber diye bir site bulduk. Evet. O da aslında güzel bir mobil geliştirme sanki platformuna Good Barber benziyor. Biraz daha yani ilk gördüğüm kadarıyla gibi değil. Smart IO gibi native uygulama çıkartmıyor da sanki responsive bir tasarım, responsive bir uygulama içerisinde gösteriyor. Yani bir web uygulaması aslında
native bir app değil gibi anladım. Ama evet, çok da uzmanı değilim. Bu arada bu konudaki uzman arkadaşları da bu arada lütfen yorumlar bölgesinde kesinlikle ihtiyacı olanlara kesinlikle yazsınlar. Çünkü bizim bilgimiz gerçekten çok sınırlı. Evet. Hani bu konu ne uzmanıyız ne ahkam kesebilecek bir konumdayız. Eğer bu konuyla ilgili iyi kontentler varsa da evet, ya şurada şu var bunu mutlaka okuyun dediğiniz bir kendi yazınız ya da bir başka blog postu mutlaka paylaşın yorumlara ki videoyu izleyen kişiler bunlardan yararlansınlar. Kesinlikle. Bir de şey mesela şu an şöyle bir trend başladı. O da şu. Google yeni bir şey çıkarttı. Kütüphane çıkarttı. Polymer Library diye. Hı hı. Yani bu polimerle yapmaya çalıştığı şey offline content getirmeye çalışıyorsun ben. Yani bir web uygulaması geliştirdiğini düşün. Evet. O kütüphaneyle. Ama bu web kütüphanesinin özelliği var. Birçok şeyi cache'leyebiliyor. Mesela? Örnek veriyorum bir haber sitesisin. Tamam mı? O anda internetin yok. Her şey responsive, mobil responsive. Touch screen'lere göre ayarlanmış bütün kütüphane. Yani ben o web uygulamasını telefonla açtığım zaman sanki bir mobil uygulama kullanıyorum gibi bir his veriyor. Ve en önemlisinde native uygulamalarda internet yoksa dahi uygulama kendisi çıkar. Vay. Content getirir. Cache'den getiriyor. Yeni content'i getirmez sadece. Çünkü uygulamam var. Bu web uygulaması, bu kütüphanenin de bu özelliği var. Vay be. Bütün elementleri getiriyor çünkü her şeyi cache'lemiş. Sadece şey bakıyor. Yeni content alabiliyor muyum? Network var mı? Yok. O zaman yeni content alamıyorum. O bilgilendirmeyi veriyor. Mevcut yapıda devam ama ediyor. Ama mevcut yapı şey yani şu there is no internet connection hatasını vermiyor. Görmüyoruz. Web çok olmasına rağmen. Yani bu da aslında gittikçe yeni bir trend olmaya başladı. Ama bu tabii yazılım kütüphanesi doğru mu? Yazılım kütüphanesi. Yani ben... Evet evet. Yani biraz şey yani web geliştirmeyi bilen insanlar artık hakikaten şey geliştirmeye başlayabilirler. Yani mobil, responsive, offline, cache'li offline yapıları geliştirmeye başlayabilirler. Çünkü ben o da güzel bir avantaj. Geçmişi developer bir insan olarak en zor şey offline bir proje yapmak. Ben, evet. Biz mobil çok yazıyorduk. Yani mobilden kastım el terminali, işte tablet vesaire çok yazıyorduk. .NET çok yazıyorduk. Bir şeyi offline çalıştırmak çok problemli zor. Yani. Gerçekten çok büyük problem. O yüzden native her zaman çok avantajlıydı. Çünkü native'de internet connection yoksa bile elementlerin çıkıyordu. Yani tabii aynen öyle. Çıkıyor, her şey çıkıyor. Adama diyordun ki internet connection olmadığı için yeni content yok şu an diyordun. İdare et İş bunlardan. Çözülüyordu. Ama web için öyle bir şansın yoktu. Web'de hiçbir şey yüklenmediği için sayfa açılmadı bitti. Boş bir sayfa çıkıyordu sadece yani. Onu aslında çözmeye başladılar. Bence internette araştırın. İnternette çok kaynak var evet, bu yani konularla ilgili. Direkt hatta şöyle de ararsanız olur. Yani ücretsiz ya da işte mobil uygulama geliştirme araçları gibi evet, aratırsanız da çok içerik var. İnşallah Osman bize konuk olursa Osman böyle bu dünyayı çok daha uzun ve detaylı anlatabilir. Harika olur. Evet çok güzel olur. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İzlediğiniz için. 5 dakika yapalım dedik. Uzadı ya. Yine uzadı galiba. lütfen bölümü beğendiyseniz evet, likelayın. Şu alt köşelerde ben hep karıştırıyorum yani şu ya da şu köşede abone ol butonu var ya da subscribe butonu var. Evet. Ona tıkladıktan sonra böyle bir çan işareti var. Ona basarsanız bu sayede bizim yayınladığımız her videodan da notifikasyonla haberdar olma şansınız var. Lütfen eğer bölüm beğendiyseniz Facebook'ta ve Twitter'da da paylaşın. Bizi evet, de mentionlayın. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.